lezzetin sırrı Çoba Haber'de. TOKİ tarafından yapılan Kayaşehir Uydu Kent projesinin son etabı geçtiğimiz günlerde hak sahiplerine teslim edildi. Ancak dairelerdeki eksiklikler ev sahiplerini bakın nasıl isyan ettirdi. Emlak yöneticisi var, emlak yöneticisi var. Taksitle kira öder gibi ev sahibi olmak istediler. TOKİ tarafından yapılan Kayaşehir Uydu Kent projesinden ev aldılar. Teslim edilen evlerin sorunları bitmek bilmeyince çözümü eylem yapmakta buldular. Ulaşım sorunumuza çözüm. Ben teferruat istemiyorum ya, ben istiyorum sonuç. 30 ay önce inşaatına başlanan İstanbul Kayaşehir Uydu Kent projesinin son etabı geçtiğimiz günlerde ev sahiplerine teslim edildi. Ancak izolasyonu düzgün yapılmayan daireler kısa sürede rutubetlendi ve oturulamaz hale geldi. Vallahi ben hiç memnun değilim. Hani biz anahtar teslim diye geldik ama evin halini görüyorsunuz. TOKİ Kayaşehir'deki evleri yaklaşık 3 hafta önce teslim etti. Ancak sorunlar hala devam ediyor. Binanın izolasyonundan kaynaklanan sorunlar nedeniyle duvar su almış ve işte kısa bir süre içerisinde bu hale gelmiş. Islaklıklar kimi yerlerde ise hala devam ediyor. Burası da bir başka daire. İkinci katta olmamıza rağmen yine benzeri sorunlar devam ediyor. TOKİ eğer zamanında teslim etmese yani 30 ayı açtıkları zaman konut sahiplerine tazminat ödeme hakkı doğuyor. Evlerindeki eksikleri gidermek için TOKİ'ye başvuranlar olumsuz yanıt aldı. Sonunda isyan ettiler. Bir kapının çıtasını ben bir yıldır bekliyorum. Her gittiğimde Ankara'dan gelecek deniyor. TOKİ bize projenin başlangıcında birçok şey vaat etmişti. Örneğin 1254 derslik kapasiteli ilköğretim okulu vaat etmişti. 65 bin konut için. Şu an 17 bin konut yapıldı. Bu vaade göre en azından 300 derslikli ilköğretim okulumuz olması gerekiyor. Sadece 2 tane ilkokulumuz var, toplam 80 derslikle. 10 bin hanenin bulunduğu sitenin yanı başından geçen dere de ev sahiplerini tedirgin ediyor. İddialara göre fabrikadan gelen sular dereye karışıyor ve derenin şu an görülen siyah renge dönüşmesinin sebebi de zehirli atıklar. Site sakinleri seslerini duyurmak için Kayaşehir'in girişinde eylem yaptı. TOKİ'nin vaatlerini yerine getirmediğini iddia eden Kayaşehir sakinleri üstlenici firmaya da tepkiliydi. Dün gece İstanbul Şişli'de bir apartmanda yangın.